İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Çok akıcı, güzel bir sunumdu. Biz ilk, tabii iletişim fakülteleri için kriz iletişimi çok önemli. Ben ilk defa, hani şimdi dekanlık yaptığım fakültede 91 yılında bu kriz iletişimi dersini ilk aldığımda çok heyecanlanmıştım. Ama o zaman iletişim başkanlığımız yoktu. Böyle çok kıymetli başkanımız da yoktu. Şimdi görüyoruz ki kamu diplomasisine, kriz iletişimine son derece hakim devlet politikalarımız var, iletişim politikalarımız var. Sizler bu konuda büyük emek veriyorsunuz, alın teri döküyorsunuz. Çok önemli kavramlar. İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanımız da burada. Profesör Doktor Ebru Uzunoğlu. Çünkü bu kriz iletişiminde, değil mi, bizim iletişim fakülteleri için kürsü bile ayrı kuralım hocam. Yani bu forumdan sonra iki fakülte ortak bir şeyler yapalım. Ortak bir şeyler yapalım. Çünkü bu belirsizlik, kaos ortamını gidermede en büyük pay iletişim yönetimine. Sanırım siz de sunumunuzda bunlara değineceksiniz. Ben mikrofonu söyleyeyim. Buyurun hocam. Öncelikle bu güzel etkinlik için ben çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum emeği geçenlere. Ve bir parçası olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü şu anda konuşulanların dışında beni mutlu eden konu, biliyorsunuz biz eğitimciler olarak, hocam, dekanımız burada, diğer hocam da burada. Yeni nesillere, gençlere bir şey aktarmak çok kıymetli. Hele de doğru bir şeyi aktarmak. Şimdi dezenformasyon denince aslında medya etiği de çok buna ilişkili bir şey. Ahlak, muhabirlik ahlakı, habercilik ahlakı, çünkü dezenformasyon yayılması anlamında biz bunları aşılamaya çalışıyoruz eğitimlerimiz boyunca ve bu konuyu da sahiplenmiş olmaktan sizlere de tebrik ediyorum. Çok önemli, gençlere de buradan çok anlamlı bilgiler, mesajlar çıkıyor olacaktır. İlk böyle başlayayım istedim. Elbette yanlış haber, yalan bilgi, yanlış bilgi çok yeni bir olgu değil. Aslında geleneksel medyanın da kullandığı, bugünlere kadar oldukça da maalesef yer bulmuş bir olgu. Ama elbette Sayın Ürüm'ün de söylediği gibi özellikle sosyal medya ile birlikte inanılmaz bir hal aldı. Orada çok bilimsel bir rakam söylediniz. Yanlış bilgi, doğru bilgiye göre 6 kat. Bu gerçekten bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış bir rakam. 6 kat daha fazla yayılıyor, yayılma hızına sahip. Bu bir anlamda viral gücünü gösteriyor. Bu noktada iki cazibe yaratıyor. Olumsuz da olsa cazibe yaratıyor. Bir tanesi maddi cazibe. Çünkü bu viralin hızlı yayılması aslında bir anlamda bunu kullanacak olan kurum ya da kuruluşlar için bir reklam malzemesi. Bir diğer anlamda da bir diğer cazibe de özellikle ideolojik baskı kurma anlamında da büyük bir gücü temsil ediyor. Dolayısıyla her iki yönden de kullanmak mümkün. Olumsuz yönde manipüle edici şekilde kullanmak mümkün. Dediğim gibi bunu bu kadar gündeme çıkaran, sosyal medya ile birlikte patlatan konu aslında hepinizin hatırlayacağı gibi 2016 Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimlerindeki manipülasyonla gündeme geldi. Hatta devamında Brexit'le oldukça çalkantı yarattı. Dolayısıyla o günden bugüne bunu bir tehdit olarak toplum için, bütün ülkeler için bir tehdit olarak gören ülkeler ciddi tedbirler almaya başladılar. Ülkemizde de bu konuda özellikle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ciddi çalışmaları var. Tabii ki işin afet ve kriz boyutu aslında toplumları en çok etkilendiren konulardan bir tanesi. Çok değil, kısa bir süre önce maalesef asrın felaketi diye adlandırılabilecek bir felaketle karşılaştık. Yani boyutu gerçekten yönetilmeyi neredeyse imkansız kılan, hiç beklenmedik çapta bir bölgeyi etkileyen bir konuydu. Evet, afet iletişimi ya da afetle mücadele konusu afet ortaya çıktığında değil, aslında hani afetin öncesi, sırası, sonrası gibi bir süreç var. Buna daha hazırlıklı olmamız gerektiği de bugün bütün müdahil kurumlar tarafından kabul edilen bir gerçek. Sayın Müdürüm de belirtti, biz bu dersi maalesef bir takım acı durumlarla edindik. Eminim bundan sonra buna çok daha hazırlıklı olacağız. Umarım asla böyle bir şey bu boyutta yaşamayız ama değişen iklim koşulları, bunların geleceğinin işareti. Yani bunlardan kaçamayacağımızı, bununla mücadele edebilen ülkelerin olduğunu gördüğümüzde
buna hazırlıklı olmamız gerektiğini kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi burada dezenformasyon neden önemli? Yani neden mücadelesi önemli? Çünkü bu tür afet durumları, bütün kriz durumları aslında toplumsal anlamda bir felaketi de iki katına çıkaracak bir etki yaratıyor. Orada ciddi bir duygusal çöküntü varken, ciddi bir karmaşık ortam varken, aslında birlik ve beraberliğin oluşturulması gerektiği bir ortamda, hızın son derece önemli olduğu bir ortamda, maalesef yanlış bilgiyle toplumu kışkırtıcı, daha da galeyana getirici içeriklerin paylaşımı aslında sürecin çok daha yönetilmez hale gelmesini ve bu durumdan da afet zedelerin olumsuz yönde etkilenmesine sebep oluyor. Aslında bunu bir toplumsal sorumluluk olarak görmek lazım. Bu dezenformasyonla mücadeleyi. Bunu da sadece ülkenin, devletten beklememek gerekiyor. Medyaya da çok ciddi iş düşüyor. Biraz önce o yüzden etik kavramıyla başlamak istedim. Medya etiği bu konuda çok, bu anlamda çok önemli. Çünkü medya kuruluşlarının doğal olarak yapısı gereği, yani yapmış oldukları iş gereği bir haber atlama veya haber atlatma gibi de bir kavramları var. O haberi kaçırmamak adına hemen duyar duymaz paylaşmak aslında özellikle afet dönemlerinde son derece kaçınılması gereken bir konu. Haberin teyidi, haberin doğrulanması çok önemli. O dönemde yapılmış olan, aslında Ekim 2022'den beri yapılmakta olan afetle, daha doğrusu dezenformasyonla mücadele merkezinin bu anlamda özellikle de 6 Şubat'ta yapmış olduğu çalışmalar son derece başarılıydı. Çünkü ben yanlış hatırlamıyorsam depremle ilgili yapılan bir görüntünün o dönemki depreme ait olmadığını yine sizin bülten, değil mi? Bu, yani bu tür bir paylaşımın halkın son derece tetikleyici, olumsuz yönde etkileyici bir paylaşımı teyit etmeden, doğruluğunu görmeden, bilmeden medyanın paylaşması ve o bültenlerde bunun hem fotoğrafı hem de o döneme ait olmadığı bu merkezin yapmış olduğu çalışmalarla paylaşılmıştı. Bu anlamda ciddi bir sorumluluk. Dediğim gibi sadece devletin yürütebilir. Yani elbette bu tür tedbirlerin alınması çok anlamlı ama medya kuruluşlarına da büyük anlamda burada rol düşüyor. Dilerseniz ben burada hızlıca şey yapayım, sonra konuları yavaş yavaş birlikte değerlendirelim.